Ellerimde çiçekler <laughs> kapında sırıl sıklam görürsen bir beni gün şaşırma, şaşırma beni böyle Çok çaresiz beni, beni böyle, böyle der beder beni böyle ortalarda bırakma evet Semih'in sözü de bu arada yarım kalmıştı devam etsinler hiçbir zaman burada açmadığım bir konu var. Yıllardır açacağım. Sizi de çok cezbedecek ama sanırım çok vaktimiz kalmadı. Bu konuyu ama bir cebinizde tutun rica edeceğim. Konu da şu. Şimdi ben, sen açtın aslında konuyu. Diyorsun ya işte Poyraz birliğine eğiliyor arkadaşım arkadaşım diyerek bir şeyler yapıyor. Ben de ne diyorum? İsim de verdim burada. Hanzade, Reşat, Yunus Emre. Birilerini saydım. Sergen onların sorgulaması lazım dedim. Ama yıllardır da o yarışmacıların sorgulayamadığını gördüm ben. Neden derseniz. Çünkü... Onlara da bir şey demiyorum. İlişkilerine de bir şey demek istemiyorum. Ama o yarışmacıların üzerinde dışarı çıkınca öyle bir baskı oluyor ki çıkıyorlar, bakıyorlar sosyal medya etkisi. Aa Poyraz'ın bu kadar fanı var. Şimdi ben burada bir şey söylesem Poyraz'a bana niye böyle yaptı diye tepki alacağım. Ben de buradan devam edeyim diyorlar. Ta ki gerçeklerle yüzleşene kadar. O gerçekler ne zaman yüzleşiyorlar biliyor musunuz? Diyelim ki onlar gerçekten çok iyi arkadaş olduklarını zannediyorlar belki. Poyraz şampiyon mu oluyor? Yarışma bitiyor. Poyraz şampiyon oluyor. Çıkıyor. Poyraz şimdi şampiyon olduğu için başı kalabalık haliyle. Örnek veriyorum. Poyraz olur. Batuhan olur. İsmail. Ben Poyraz üzerinden gidiyorum. Başı kalabalık ya. Sergen arıyor Poyraz'ı. Görüşüyorlar. İkinciye bir daha arıyor. Poyraz görüşemeyebiliyor. Başkalarıyla görüşüyor çünkü. Sonra Sergen de bak Sergen de yanlış anlamasın. Örnek veriyorum yıllarca gördüğüm için. Sergen bu sefer başlıyor şunu sorgulamaya. Acaba gerçekten biz arkadaş değil miymişiz? Başlıyor sosyal medyadan bir şeyler yazmaya. Poyraz yazıklar olsun. <laughs> Bak Artık. finalden sonra bir iki ay içerisinde belki o kadar bile uzun bir süre değil. Bir iki ay bir ay diyelim belki on gün içerisinde belirli bir takım şampiyon olacak kişiye ya da ikinci olan üçüncü olan kişiye eski ar takım arkadaşları tarafından bir takım suçlamalar başlayacaktır. Bunları göreceğiz. Bu da dediğim gibi sebepleri bunlar. Onların üzerinde baskı olduğu için elenince de söyleyemiyorlar. Beni niye arkadaşım eledi diyemiyorlar. Mecburen Furya'nın peşine takılmak zorunda kalıyorlar. Gerçek bu. Yıllardır Bahçıları görüyoruz. Bazıları için geçerlidir. Mesela ben Hanzade'nin Poyraz'ı gerçekten sevdiğini düşünüyorum. Bu baskılardan korkuyor olsa panoramaya çıkıp çatır çatır konuşmazdı. Bir sürü başka fan kitleleri kıza saldırdı ama Hanzade bundan korkmadı. Ama örnek saydım gerçekten ben. Gerçekten sever. Hani ama bu durumu sen biliyorsun. Diyorum. Evet bazıları gerçekten sever bazıları korkar konuşamaz. Hatta doğruyu söyleseniz o olay öyle miydi dedikleri zaman ya söylemeyeyim abla saldırırlar diyeni de ben çok gördüm. O yüzden bazıları öyle bazıları sever. Mesela bir örnek daha vereceğim. Adem All Star şampiyonu oldu. Yüzleşme var. Eski yarışmacılar geldi. 50 tane yarışmacı geçmiş. Adem'i 3 dakika görmüş belki karşı takımdan. Örnek vermiyorum yani. Bir takım ya yarışmacılar olmadan... geliyor. Görüyorlar dışarıda rüzgarı. Adem mükemmel bir insan. Kalbi çok güzel. Çok. Adem'le 3 dakika muhabbetin yok. Ama sen şimdi öyle bir noktaya temas <laughs> ettin ki ben bu noktanın üstüne yarım saat konuşurum. <laughs> Ama konu yani. çok güzel hiç konu konuşmadık. Konu çok güzel bir konu. Detaylandıracağız diyoruz ve... Murat abime dönüyoruz. Murat abicim Seren Faslı'na geçmiş bulunuyoruz. Bizi izleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Evet Semih'cim. Teşekkürler güzel ve canım ülkem. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet Sema'cim. Herkese iyi geceler, iyi uykular. Evet şimdi sevgili Mustafa Gencer bizim karikatürümüzü yapmış burada. <laughs> Çok güzel. Ee, yakın görebilir miyiz sevgili yönetmenimiz? Evet şöyle döndüreyim. Bu sene bir kadın şampiyon olsun diye bağırıyorum ben. <laughs> yani. Evet, Sema bağırıyor. Murat abinin üzerinde her zamanki gibi Michael Jackson ceketleri. <laughs> Semi bomba bir aç bir, bir şey açıklıyorum. Ben de hepsi ayrı telden çalıyor. Kafam yandı diyorum efendim. Teşekkür ne ediyoruz. beni kadın gibi çizmiş. Ya. Çok güzel. Olur mu çok çizem, güzel çizmiş. çizmiş. karikatür. Yani. Olduğundan o, karikatür. da yakışıklı çizmiş. Ben kendisi yani. özel karikatürümü çizmiş Furkan dedi. Aa, teşekkür ediyorum. FD Ellerine sağlık. Evet Mustafa Gencere buradan çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bana çiçek gönderen Batuhan severler der. Eyvah, 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 eyvah. <laughs> ya bak şimdi şöyle bir şey var. Batuhan'ı da ben seviyorum. Poyraz'ı da seviyorum. Ayşe'yi de seviyorum. Aleyna'yı da seviyorum. İncelik yapmışlar. Bozuldu. ya Murat tabii. Bozuldu. Şu anda var Kardeşlerin var, anda bana değil. Nasıl uğrunda değil Batuhan'ı fanları? Çiçekleri ben çok severim. Hayır, onu demiyorum yani. ee, Keşke olur. etrafımız hep bu çiçeklerden doğsa İnşallah diliyorum herkese güzel çiçekler, mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim Batuhan severlere de. Ha bu arada ben bu çiçeği aldım diye Batuhan'ı gördüğünüz zaman eleştirmeyeceğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. <laughs> en sert dille de eleştiririm ama yine de birbirimize Çiçek gönderdim. Yani Çok olan, naziksiniz. Furkan'cığım mühim olan düşünce. Aynen öyle. Düşünmüşler, yollamışlar. Şimdi mesela bu bunu Şimdi ben, ben bunu olasın. gördüğümde niye üzülüyorum biliyor musun Murat abi? Şimdi mesela o fan clubdaki çocuklara bakıyorum. Poyraz da öyle, Batuhan da öyle. Evet. Belki... Çocukların cebinde 3'er beşerlere harçlık var. Onları biriktirmişler bana bunu yollamışlar. Tabii. Benim için çok ben önemli. olan düşünce. Evime götüreceğim baş köşeme koyacağım. Sen evinin en güzel yerine koy kardeşim. Çünkü mühim olan düşünmüşler evet. sana onu yollamışlar. Programımızın sonuna geldik efendim. Yarın var bitikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla.